NTV'de ana haberle karşınızdayız. Haber özetlerimiz var. İlk sırada Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak politika metni siyasetin gündeminde efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan muhalefetin yol haritasına eleştiriler geldi bugün. Ve grup toplantısında konuşan Erdoğan, ülkede ne yapılıp ne edildiğine bile bakmamışlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem yine polis şiddeti. Polis birini bıçakladığından şüphelenilen engelli bir kişiyi defalarca ateş ederek öldürdü. Yine polis müdahalesinde hayatını kaybeden Nichols'la ilgili, Terry Nichols'la ilgili polis raporu da tepki çekti. Onun ayrıntıları da birazdan. Başlıyoruz efendim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. 14 Mayıs seçimlerine yönelik önemli mesajlar verdi. Millet İttifakı'nda adaylık tartışması yaşandığı iddialarına atıfta bulunan Akşener, sosyal medya operasyonlarına kulak tıkayıp milletin sesini duyacağız dedi. Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, inada kurban edilemez ifadesini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yarın Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin bu ay içinde yasalaşması bekleniyor. Ancak prim gününün şarta bağlanmasından emekli aylığının hesaplanmasına kadar hala yanıtı merak edilen pek çok soru var. En çok sorulan sorulara Profesör Doktor Cem Kılıç NTV yayınında yanıt verdi. Avrupa Birliği ülkelerine gitmek Schengen vizesi nedeniyle çileye dönüştü. Yüksek başvuru ücretlerine ve tüm belgelerin eksiksiz getirilmesine rağmen keyfi bir şekilde başvurular reddedilebiliyor. Bugünlerde Schengen başvurularının değerlendirilmesiyle ilgili değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Avrupa Parlamentosu'nun planladığı düzenlemeye göre artık başvurular elektronik ortamda alınacak. Bu durum Türkiye'den yapılacak başvuruları ne yönde etkiler? Uzmanına sorduk. Geçtiğimiz gün Van'da köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Mete yaşamını yitirmişti. Bugün bir köpek saldırısı haberi de Aksaray'dan geldi. Evinin yakınında koyun otlatan 12 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralandı. Son 6 ayda 11 kişi köpek saldırılarında veya köpeklerden kaçarken geçirdikleri kazada öldü. Bolu Dağ Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi. İstanbul istikameti uzun süre ulaşıma kapandı. Bursa-İstanbul yolunda da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kazalar oldu. Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerine soğuk hava ve kara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 20 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını devam ediyor dedi. Virüs hala etkili, aşı hala çok önemli. Peki güncel bilgilere göre kimler ne zaman hatırlatma dozu aşılarına olmalı? Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği risk ve yaş gruplarına göre hatırlatma dozu rehberi hazırladı. İstanbul'da bazı ilçelerde artık 10 bin liranın altında ev bulmak çok zor. Kira artış oranı %25 ile sınırlandırılmıştı. Ancak İstanbul Planlama Ajansı'nın çalışmasına göre birçok adreste bu kurala uyulmuyor. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici Eskişehir'de toprağa verildi. Amerikan polisi yine polis şiddetiyle gündemde. Polis birini bıçakladığından şüphelenilen engelli kişiyi defalarca ateş ederek öldürdü. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'la bağlantı yapacağız. Hüseyin kolaylıklar dileyelim. Hem zenci hem engelli olması zannediyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça büyük ses getirdi. Hüseyin Günay'dan aldık ayrıntıları. Ünlü iş insanı Tahsin Çiftkurt'la Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'da kaldığı yatakhanede ölü bulundu. İngiltere'de bugün son 10 yılın en büyük grevi vardı. Başta öğretmenler ve işçiler olmak üzere yaklaşık yarım milyon kişi ücret artışlarının hayat pahalılığının altında kaldığını belirterek iş bıraktı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu 44 yıl önce hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, İstanbul'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma töreni İpekçi'nin kızı, eski çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kısa bir ara verelim.
Kısa bir ara verdik, devam ediyoruz. Doktorların sık sık yaptığı bir uyarı var. İşlenmiş gıdalardan uzak durun. Doğal beslenmeye gayret edin uyarısı. İngiltere'de yapılan bir çalışma bu konuda önemli sonuçlar verdi. İşlenmiş gıdaların kanser riskini artırdığı belirlendi. Araştırmada ultra işlenmiş gıdaların özellikle yumurtalık ve beyin kanseri riskini artırdığı sonucuna varıldı. 24 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço'yu anıyoruz bugün. Çocukların ve gençlerin Barış abisi için 7'den 77'ye hayranları Moda'daki Barış Manço Müzesi'nde buluştu. Ana haberi noktalıyoruz. Saat başında Empati programı NTV ekranlarında olacak efendim. Yarın görüşmek dileğiyle.